Evet, Çağla'yla yeni bir günden herkese günaydın efendim. Hepiniz ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Az sonra iki önemli konuğum olacak. İlki Jackson Laboratuvarı baş araştırmacısı Profesör Doktor Derya Unutmaz hocamız bizlerle beraber olacak. Konu başlıklarımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. Günün Türkiye'de de denenen Çin, Alman ve yerli aşı ne zaman hazır olabilecek? Koronavirüse karşı 10 kat daha koruma sağlayabildiği açıklanan, ki bugün en önemli haberlerinden bir tanesi, nanopartikül aşı çalışması şu anda ne anlama gelmekte, hocamızla konuşacağız. Koronavirüsün öldürücülük oranı zengin ülkelerde neden 5 kat daha fazla? Bu sorunun yanıtını hocamızdan alacağız. Aynı zamanda kanser tedavisi gören ve kemik iliği nakli olan kişiler bu dönemde neden risk altında? Nelere dikkat etmeliler? Yine hocamızla konuşacağımız diğer konular arasında olacak. Ardından da Doktor Yavuz Dizdar hocamız bizlerle beraber olacak. Kan kanseri, yani lösemi neden olur biliyorsunuz. Lösemi farkındalık haftasındayız. Bu hastalığa dikkat çekmek için biz de program olarak bugün çok kıymetli konuklar da ağırlayacağız aynı zamanda. Kan kanseri, yani lösemi neden olur? Belirti ve sebepleri nelerdir? Kansere karşı koruyucu olduğu şeklinde bazı haberler dolaşan hangi süt aslında ölümcül sebeplere neden olabiliyor? Öğreneceğiz. Enteresan bir süt. Az sonra dikkatinizi çekeceğimiz bu haberle de yine hocamızla konuşuyor olacağız. Koronavirüsten korunmak için beslenme programımız nasıl olmalı? Zatüre ve grip aşıları ne derece şu anda etkili? Kafamızdaki bu soruyla ilgili tüm yanıtları Doktor Yavuz Dizdar hocamızdan da alıyor olacağız. Az sonra Profesör Doktor Derya Unutmaz hocamıza bağlanacağız inşallah. Ama ondan önce hala karalar içerisindeyiz. Hala siyahlar giriyoruz. Yüreğimizdeki acı hala taze. Geçtiğimiz günlerde yaşanan İzmir depreminden sonra aldığımız güzel haberlerden derlediğimiz bir klip var. Birazcık yüreğimize su serpen görüntüler bunlar. Bir onları izleyelim, buyurun. Ben süperim abi. Ben iyiyim abi. Gel ambulansıya mı giderim abi? Yaşıyordum abi. Bir saat sonra o mucize gerçekleşiyor. Günlerdir enkazın altında bulunan bebek şu anda canlı olduğunu o alkışlardan anlayabiliyoruz, o bebeğin. Canım, köfte ve ayran mı istiyorsun? Tamam canım. Tamam. Şimdi söylüyoruz. Babana da baban da beraber gelecek. Amcan da burada. Amcan da burada. Söyleyeceğiz, o yemeği de söyleyeceğiz. Tamam. Evet, ıslıklar, alkışlar yeniden yükseliyor. Bebek şimdi çıkarıldı o enkazdan. Evet, enkazdan çıktı. Özellikle yayınlamak istiyoruz çünkü unutmayacağız, kafamıza kalbimize kazınan görüntüler, unutmayacağız ve unutturmayacağız. Yine aynı şekilde sevgili İnci'nin de enkaz altından çıkarılma görüntüleri vardı, onları da bir izleyelim. Ben seni keman çaldığında dinlemeye de geleceğim. Çekme, tamam mı bebeğim? Çok güzel, çok akıllı bir kızsın sen. Çok canım yandı. Bir tane daha alayım. Hemen veriyorum. Özür dilerim canını yaktığın için. Hayır, ondan bacaklarım çok acıyor. Ablacığım korkuyorum. Tamam, hiç korkma. Korkacağın hiçbir şey yok. Elimi tutar mısın? Ver, tabii ki tutarım. Tabii ki. Çok korkuyorum. Korkma.
Korkmayınca tamam mı? Aa, deneyeceğim. Bak birazdan dışarı çıkacağız seninle. Bacaklarımı, ayaklarımı hissediyorum. O ayakların üzerindeki o demiri kopartacağım. Annene çok benziyorsun. Dışarıda annenle konuştum. Annen gayet seni bekliyor, tamam mı? Biz çok senden haber ilettik. O da seni çok özledi. Tamam. Çok korktum ben. Nerede olduğunu da söyleyeceğim. Ayaklarıma dikkat et. Tamam. Tamam. Sen merak etme. Tamam ablacığım, hadi. Hazır mısın? Sen git şimdi kızsın. Hadi bakalım. Yürü bir gün gönder. Hadi yürü. Eda, kolundan alacağız. Kolundan alacağız. Evet, bu güzel anları izlemeye devam edeceğiz. Tabii ki deprem mutlaka illaki inşallah yaşanmaz ama yaşanacak. Biz bu görüntüleri tekrar görmek ve tekrar yaşamak istemiyoruz. Bununla ilgili ne yapılması gerekiyorsa ivedi şekilde yapılmasını kalpten gönülden diliyoruz. Ve şimdi de yine başka bir kurtarılma anı sevgili Buse'yi izliyoruz. Tamam Buse, çok güzel bir fikir bu. Köpekleri salacağız, sen de kedi sesi çıkartacaksın. Moralini böyle yüksek tutmanı istiyorum. Moralini böyle yüksek tutmanı istiyorum. Tamam, tamam, biraz sabret. Biraz sabret, biraz sabret. Köpek geliyor, köpeği görmüş. Köpeği görmüş, köpeği görmüş. Yukarıda, yukarıda. Köpeği yerini vermeyin. Bak orada, orada. Orada bak. Köpeği ben yerdemi. Oradaymış. Evet, bunlar kurtarılan canlarımız, tabii ki şükrediyoruz ama enkaz altında hayatını kaybeden kişilerin, hayatlarını kaybeden insanların hesabını kim verecek onu da tabii ki hep birlikte merak ediyoruz. Profesör Doktor Derya Unutmaz hocamız, Jackson Laboratuvarı Baş Araştırmacısı şu anda canlı yayınımızda. Günaydın demek istiyorum. Günaydın hocam, nasılsınız? Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkürler, siz nasılsınız? Gayet iyiyiz, iyi olmaya çalışıyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Hocam dilerseniz ilk olarak Türkiye günlük koronavirüs tablosunu ben sizin için bir okuyayım. Sonra hem tabii ki Amerika hem tüm dünya hem de Türkiye'ye birlikte bakıyor olacağız. Yapılan test sayısı Türkiye'de 144.416, hasta sayımız 2.391, vefat sayımız maalesef 77, iyileşen hasta sayımız ise 1.841. Hocam tabii ki biliyoruz şu anda vaka ve ölüm sayıları Amerika'da pik yapmış durumda, bunun farkındayız. Ama ondan önce Türkiye'deki özellikle İstanbul'daki alarm durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, tabii ki çok endişe verici bir durum. Yani aslında Avrupa'da ve Amerika'da da aynı durumlar söz konusu. Şu anda Amerika'da ilk defa günlük vaka sayısı 100 bini geçti. Ölümlerde evet, de artış oldu. Anladığım kadarıyla İstanbul'da da çok büyük bir artış var. Yani burada aslında en büyük endişe edilecek nokta hastanelerde yeterince kapasitenin bir süre sonra kalmaması. Yoğun bakımların dolması, bu çok kötü bir durum çünkü bütün sağlık sisteminin çökmesine sebebiyet veriyor. Örneğin Belçika'da bir haftaya kadar eğer önüne geçilmezse bütün kapasiteleri, sağlık sistemleri çökmüş olacak. Evet. Yani bunu hiçbir ülke kaldıramaz. Bu bakımdan şu anda çok ciddi ve acil bir durumdayız. Size göre buna engel olmanın yolu nedir hocam? Yani tabii ki şu anda tamamen kapatmak çok sorunlu bir durum. Hem ekonomik olarak hem başka sorunlardan dolayı insanlar da çok yoruldular. Ama kısıtlı önlemler alınabilir. Şu anda virüsün daha çok içeride yayıldığını biliyoruz. Tabii ki maske takılımı, sosyal mesafe çok önemli konular. Evet, evet. Ama özellikle maskelerin çıkarıldığı barlar olsun, restoranlar, kafeler,
Buraların tabii ki çok kontrol edilmesi lazım. Belki tamamen kapatılması gerekir. Evet. Özellikle içerilerde maske takmanın zorunlu olması, havalandırmaların çok iyi olması, yine aynı şekilde toplu taşımalarda da bu şekilde davranılması. Yani çok kontrollü bir kapatma olabilir, karantinalar olabilir. Bunu İngiltere, Fransa, Avrupa'nın birçok ülkesi yapmaya başladı zaten. Bir süre sonra çareniz kalmıyor. Bu önlemleri koymak zorunda kalıyorsunuz. Evet, zor bir kış bekliyor tüm dünyayı pandemi açısından diyebiliriz tabii ki. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladığı haberini sizle paylaşmak istiyorum müsaade ederseniz. 60 yaş ve üstü çalışanların, hamilelerin, kronik rahatsızlığı bulunanların, 10 yaş ve 6 çocuğu olan kadın personelin idari izinli sayılarak evden çalışacak. Bunların dışındaki diğer personelimiz ise haftalık olarak dönüşümlü çalışacaklar. Sanayi kesiminde çalışanların sabah saat 07'de mesaiye başlaması kararı alındı. Bu karar 9 Kasım Pazartesi tarihinden itibaren uygulanılacak. Hocam, yeni açıklanan bir karar. Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz? Tabii yani bunlar önemli kararlar ama ben yeterli olduğunu düşünmüyorum. Yani daha sıkı durumlar alması lazım. Tabii ki yaşlıların, kronik hastalıkları olanların korunması öncelikli olmalı. Yani bu hastalık 40 yaş üzerinde, 50 yaş üzerinde kronik hastalıkları olanlarda çok daha ağır geçiyor ve evet, ölümcül olabiliyor. Bunun yani sadece devlet tarafından değil ama bireysel taraflardan da bilinçli bir şekilde yapılması lazım. Ancak böyle savaşabiliriz bununla. Evet. Virüsün mutasyona uğradığı, çemberin daraldığı, bulaşıcılığını arttırdığıyla ilgili neler söyleyeceksiniz hocam? Onun ardından haberimiz var. Onu da sizlerle paylaşacağım. Hocam, duyabiliyor musunuz? Evet, mutasyonla ilgili sordunuz galiba. Evet, evet. Dilerseniz ben önce bir haberi okuyayım. Evet. Onun üzerinden yorumunuzu alayım. Dünya çapında tamam, 47 milyondan fazla insana bulaşan koronavirüsle ilgili endişelendiren bir araştırma yapıldı. Amerika Houston Methodist Hastanesi'nde yapılan ve 5000'den fazla koronavirüs hastasının dahil olduğu araştırmada COVID-19'un zaman içerisinde mutasyona uğradığı ve orijinal virüsten çok daha bulaşıcı olduğu ortaya çıktı. Hocam, yani bu mutasyonla ilgili yapılan araştırmaların sonuçlarını siz şu anda nasıl yorumluyorsunuz? Biz hep hani iyi yönde, eğer mutasyona uğrarsa virüs etkisini azaltır diyorduk. Anladığımız kadarıyla tam tersi oldu mu? Evet, bu böyle bir mutasyon var. Bu mutasyon virüsü daha bulaşıcı hale getiriyor ama daha ölümcül olduğuna dair bir veri yok. Evet. Yani herhangi bir hastaların daha ağır geçirdiği veya daha ölümcül olduğu şeklinde bir mutasyon gözlemledi. Fakat bu sizin bahsettiğiniz mutasyon, biz kendi laboratuvarımızda da bir miktar çalıştık. Virüsün anahtarının hücre kilidine bağlanmasını çok daha rahat hale getiriyor. Bu bakımdan virüs daha hızlı yayılıyor. Avrupa'da evet, da bu şekilde. Yani aslında virüsler kendilerini düşündükleri için kendi avantajları olacak mutasyonları daha çok yaparlar. Tercih ediyor, yapıyorlar. Evet. Bu da çok büyük bir sürpriz olmadı maalesef. Başka mutasyonlar da ileride olacaktır muhakkak. Peki sürekli mutasyona uğramaya devam edecek diye düşünürsek, sizce en sonunda mesela bu koronavirüs neye dönüşecek? Yani bunu tahmin etmek çok zor. Daha az ölümcül de olabilir. Örneğin bu koronavirüsünün kuzenleri var. Bunlar soğuk algınlığı yapıyorlar. Evet. Belki ilk çıktıklarında onlar da daha ölümcül, daha ağır geçiriyordu insanlar. Fakat bir süre sonra belki de insanın biyolojisine alıştı ve mutasyonlar sayesinde daha hafif bir duruma gelişti. Böyle bir durum da oluşabilir. Tam tersi de olabilir. Ama ben bu virüsün mutasyona uğrayarak dünyadan yok olacağını zannetmiyorum. Yani böyle bir durum söz konusu pek olmayacaktır. Daha bulaşıcı hale gelecektir. Bağışıklığımızdan kaçmaya çalışacaktır. Evet. Tabii ki şimdiden öngörmek oldukça zor. Bağışıklığımızı nasıl etkilediğiyle alakalı yine COVID-19 ile ilgili bir haberimiz var. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum. Yeni bir çalışmaya göre COVID-19 atlatan insanlar bağışıklık sistemiyle ilişkili hücrelerin koronavirüse verdiği yanıtı en az 6 ay koruyabilir.
henüz hakem onayından geçmeyen çalışma hakkında bilim insanları şöyle diyor. Verilerimiz SARS-CoV-2'ye yönelik T hücresi yanıtının enfeksiyondan sonraki 6 ayda korunduğuna dair güven veriyor açıklamasında bulundu. Hocam siz ne söyleyeceksiniz? Şimdi şöyle, tabii ki enfekte olduğunuz zaman bağışıklık sistemi, antikorlar olsun, bu akıllı füzeler, T hücreleri ki bir yerde bir komut gibi veriyorlar savunma sistemine, biraz önce bahsettiğiniz. Evet. Bunlar gelişir ve çoğu insan korunacaktır. Ama özellikle hafif geçirenler veya asimptomatik geçirenlerde ikinci enfeksiyonla olma olasılıklarını görüyoruz. Özellikle 3 aydan sonra bazı kişilerde tekrar enfeksiyon oluyor ve bunlarda da maalesef daha ağır geçiyor. Şu anda ne kadar bu bağışıklık bizi koruyacak bilmiyoruz. 6 aya kadar belki, 1 yıl da olabilir, 2 yıl da olabilir. Ama umuyoruz ki daha uzun süreli olacak. Fakat şunu söyleyebiliriz, yani enfeksiyonu atlatanların çoğunda ilk 6 ay içinde tekrar enfeksiyon olma riski oldukça düşük. Düşük değil mi? Aşı çalışmaları ile ilgili dilerseniz biraz konuşalım hocam. Dünyadaki aşı çalışmaları ile ilgili gelişmeleri sizden alacağız. Ama aynı zamanda bu aşı çalışmaları devam ederken eğer virüs mutasyona uğrarsa o dönemde çıkan aşının o virüs üzerinde etkili olmayacağı şüpheleri ve endişeleri de var mutlaka. Ancak az sonra koronavirüse karşı 10 kat koruma sağlayabilen nanopartikül aşı geliştirildi. Haberini de sizin yorumunuzdan sonra paylaşacağım. Evet, bu nanobari denilen antikorlar o daha çok tedaviye yönelik, aşıyla çok alakalı değil. Hı hı. Aşılar konusunda açıkçası ben mutasyonlarla ilgili çok fazla endişe etmiyorum. Hı hı. Çünkü şu ana kadar bu virüs bir iki mutasyona uğradı. Biraz önce bahsettiğimiz mutasyondan bahsettik ama şu anda geliştirilen aşılar ona da önleyici durumda. Diyelim ki ileride yeni mutasyonlar oluştu. Bu aşıları güncellemek daha kolay olacaktır. Ne kadar süre alıyor mesela bir aşıyı mutasyonun değişimine göre güncellemek? Yani grip virüsü gibi her yıl aldığımız aşı aslında yeni bir aşı. Geçen yıla göre farklı bir aşı ama bunun üretmesi tabii ki biraz zaman sürüyor. Evet. Onu güncellemek, yeni bir aşı yapmaktan çok daha kolay ki şu anda yeni teknolojiyle yapılan örneğin BioNTech, Moderna firmasının mRNA dediğimiz aşıları, onları değiştirmek daha da kolay olacaktır. Bu bakımdan şu anda o konuyla çok fazla endişe edilecek bir durum yok. Diğer konuya gelirseniz o da bu antikor dediğimiz yani akıllı füzelerin sentetik bir şekilde üretilmesiyle alakalı. Bunlar zaten şu anda klinik denemelerde çok ümit verici çalışmalar var. Faz 3'e geçtiler. Bu Almanya'dan bahsedilen Amerika'da da yapıldı. Bunun bir ileri versiyonu olarak düşünelim. Daha küçük, daha efektif antikorlar. Bunlar tabii tedavi için çok ümit verici durumlar. Bu Trump'ın tedavisinde de az önce bahsettiğiniz tedavisinde de kullanılan bu akıllı füzeler olarak adlandırılan sentetik antikor kokteyli tedavisinin şu andaki denemeleri durduruldu diye bir şey duyduk ama hocam. Şimdi orada şöyle açıklamak lazım. Bu antikorları yani akıllı füzeleri virüs ilk geldiği zaman vermek lazım. Yani erken safa çok önemli. Eğer hastalar yoğun bakıma yatıyorsa, oksijen ihtiyacı çok arttıysa o zaman çok geç kalmış oluyorsunuz. Yani bu antikorları vermenin bir anlamı kalmıyor. Çünkü virüs sizi zaten istila etmiş. Bir şekilde zaten bağışıklık sisteminden dolayı da hasar görüyorsunuz. Bu antikorlar birkaç grupta deniliyordu. Erken safhada, örneğin evet. Trump'a verildiği gibi. Biraz yeni hastaneye yatmış olanlarda, bir de daha ağır olanlarda. Daha ağır olanlarda bizim de tahmin ettiğimiz gibi bir etkisi olmadığı görüldü. Onun için o grup durduruldu. Fakat yani diğer gruplarda devam ediyor. Tedavi mesela hastalığın başındayken eğer yapılırsa etkili oluyor anladığım. Kesinlikle öyle. Daha semptomlar hafifken, örneğin sizin bir riskiniz var. Belli bir yaştasınız. Yeni kaptınız koronayı. İlk 3-5 gün içinde bu antikorları verdiğiniz zaman o akıllı füzeler size büyük bir destek sağlıyorlar. Vücudunuzda üreyecek olan virüs miktarını çok miktarda azaltıyorlar.
Bu sayede hastaneye yatma oranında çok büyük düşüş oluyor. Evet. Tabii ki ondan dolayı da ölümlerde de büyük düşüşler olacak. Yani geç kalınan grup durduruldu ama zaten orada çalışacağını düşünmüyorduk. Evet. Hocam şimdi Türkiye'de de denenen bazı aşılar var biliyorsunuz. Çin, Alman ve yerli aşı ile ilgili sizin söyleyecekleriniz var mı? Gelişmeler neler ve bu aşılardan umutlu musunuz? Her şeyden önce bunu sorayım ve tabii ki ne zaman hazır olacağı da en büyük soru işareti aslında. Evet, şu anda yaklaşık bir düzine aşı faz 3 dediğimiz yani son evreye geçmiş durumda. Bunlardan en ileri fazda olanlar BioNTech, Alman başında da bir Türk'ün olduğu BioNTech şirketinin Pfizer'la beraber yaptıkları araştırma ki bunun denemeleri Türkiye'de de yapılıyor. Şu anda son safhaya geldiler. Yani yaklaşık 40 binden fazla insana aşı yapıldı. Bir kısmına aşı yapılıyor, bir kısmı kontrol grubu oluyor. Evet. Bunlarda acaba enfeksiyon önlenecek mi, önlenmeyecek mi onu bekliyoruz şu anda. Kasım ortası, Kasım sonuna doğru bu sonuçlar çıkacak. Faz 1, faz 2 çalışmaları çok iyi gidiyordu. Bunun dışında Moderna şirketi var. Yine benzer bir aşı deneniyor. Dediğiniz gibi Çin'in bir aşısı var. Onlarınki ölü aşı, yani ölü virüs aşısı. Bunun gibi birkaç grup daha deneniyor. O da yine Türkiye'de deneniyor. AstraZeneca denen bir şirket. Bu da Oxford'la beraber İngiltere'de yapılan bir deneme var. O da yaklaşık yıl sonuna doğru, yani Aralık gibi sonuçlarının çıkacağını söyledi. Yine 30 bin, 40 bin, 50 bin kişi üzerinde. Johnson & Johnson diye bir şirket var. Novavax şirketi diye yeni bir şirket var. Onun aşısı çok iyi gözüküyor. Onlar biraz geriden geliyorlar ama yine yıl sonu 2021 başı gibi onların da sonuçları çıkacak. Yani çok seçenekler var. Evet. Benim tahminim önümüzdeki 1-2 ay içinde etkili 1-2 aşının en azından onam sürecinden geçmesini bekliyoruz. Ondan sonra tabii ki dağıtımı, üretimi vesairesi ile uğraşacağız. Yerli aşıyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Zannediyorum Nisan ayında uygulanmaya başlanacağını bakanımız açıklamıştı. Yerli aşıyla bildiklerim, yani şu anda Türkiye'de aslında güzel 7-8 tane aşı çalışması var. Bunlar preklinik dediğimiz, yani daha çok hayvan deneyleri üzerinde şu anda deniliyorlardı. Zannediyorum bildiğim kadarıyla bir iki tanesi faz 1 dediğimiz, yani 40-50 kişi üzerinde acaba çok önemli bir yan etkisi var mı? Bu işte akıllı füzeleri oluşturabiliyor mu? Onlar üzerinde denenmesi başlayacak. Anladığım kadarıyla bu ay içinde bu denemeler başlanacak. Ondan sonra faz 2 var. Daha sonra da faz 3'e geçmek gerekiyor. Yani bu süreç nereden baksanız bir 6 aylık süreç. Zannediyorum herhalde ilkbahar sonu Nisan-Mayıs gibi eğer sonuçlar iyi çıkarsa ve üretilirse Türk aşısı da uygulanmaya başlanabilir. Evet, insan denemelerinde de bugün yarın başlanacağı bilgisi de bize gelmişti hocam. Aynı zamanda mesela bu denemeler sırasında bilinen beklenmedik bir yan etkisi gözlemlendi mi tüm dünyada bu aşı denemeleri esnasında? Şu ana kadar olmadı. Yani AstraZeneca'da bir iki tane bir sorunu oldu. Hatta aşılanmayı bir süre durdurdular. Fakat bunun aşıyla alakalı olmadığı ortaya çıktı. Yine aynı şekilde Johnson & Johnson şirketinde kontrol grubunda yapılan bir kişide bir maalesef o kişi COVID'e kapılanarak hayatını kaybetti. Evet. Ama aşıdan dolayı ciddi bir etki şu ana kadar çıkmadı. Hı hı. Tabii ki biraz daha beklemek gerekiyor. Diğer aşıları çok iyi bilmiyoruz. Özellikle Çin aşısı, Rus aşısı denilen aşılar. Onların yan etkileri olacak mı olmayacak mı? Çünkü bu aşılar değişik tiplerde. Yani bir aşıda yan etki yoksa diğerinde olmayacak anlamına gelmez. Bu bakımdan hepsinin test edilmesi gerekiyor. En azından dediğim gibi bu Pfizer-BioNTech örneğin bunlarda ciddi bir yan etki oluşmadı. Bu da tabii ki çok iyi bir haber. Aşının ne kadar koruyuculuğu olduğunu düşünüyorsunuz veya olacağını düşünüyorsunuz hocam? Aşağı yukarı. Şimdi bu aşılar tabii ki çok yüksek miktarda bu akıllı füzeleri, antikorları, biraz önce bahsettiğiniz T hücrelerini bir yerde programlıyorlar. Yani savunma sisteminize diyor ki bu virüsü görebilirsiniz, hazırlıklı olun. Aşının kuvveti ne kadar yüksekse, genelde bu aşılar iki kere verilir. Johnson & Johnson şirketinin iki tek doz gerçi.
Ama diğer aşılar bir ay aralıkla iki defa veriliyor. Yani iyicene bağışıklık sisteminizi öğretiyorsunuz bu virüse karşı. Bizim tahminimiz en az bir yıl kadar bunun koruyucu olması. Daha uzun da olabilir. Bazı aşılar hayat boyu bile koruyabilirler. Ama tabii ki bunu önceden öngörmek zor. Fakat 6 ay 1 yıl arasında rahatlıkla koruyacağını düşünüyoruz. Tabii bekleyip göreceğiz sonuçları. Az önce hocam bahsetmiştim, koronavirüse karşı 10 kat koruma sağlayabilen nanopartikül aşı geliştirildi diye. O haberin içeriğini sizle paylaşmak istiyorum. Amerikalı bilim insanları yeni tip koronavirüsün hareketlerini taklit etmek üzere eğitilmiş nanopartiküller içeren deneysel bir koronavirüs aşısı geliştirdiklerini açıkladı. Fareler ve maymunlar üzerinde yapılan deneylerde aşının virüsü etkisiz hale getiren antikorların sayısını 10 kat arttırdığı ve koronavirüsün diğer mutasyonlarına karşı da koruma sağladığı görüldü. Bununla birlikte söz konusu aşının insan deneylerine yıl sonunda başlayacağı belirtildi. Bu da oldukça iyi bir haber aslında aşıyla ilgili. Evet, etkili de evet, görünüyor mutasyonuna da karşı. Nanopartikül aslında birçok aşıda kullanılıyor. Biraz önce bahsettiğim BioNTech Pfizer'ın da bir nanopartikülü var. Bunlar... Yani aşıyı bu küçük partiküllerin içine koyuyorsunuz, vücuda veriyorsunuz. Novavax şirketinin de aynı şekilde. Bu bahsettiğinizde evet, o da oldukça ileri ve gelişmiş bir aşı. Tabii bu aşılara şöyle bakmak lazım. Yani şu anda acil olarak çıkacak olanlar en etkili olacak demek değildir. Ama en azından %50-%60 etkili bile olsa bu bize zaman kazandıracaktır. Arkadan gelen... şu anda bahsettiğiniz araştırması yapılan aşılarda 2021 yılında devre girmiş olacak. Yani aşıları da güncellemiş olacak versiyon 2-3 diye. Bu bakımdan tabii ki daha devamlı daha iyiye doğru gideceğiz. Şu anda acil bir durum var. Onun için elimizdeki olanakları kullanıyoruz. Yine koronavirüsle ilgili enteresan bir haberimiz var. Koronavirüs zengin ülkelerde 5 kat daha fazla öldürüyor. İngiltere'de yapılan yeni bir araştırmaya göre yeni tip koronavirüs pandemisi yüksek gelirli ülkelerde tüm hastaların yaklaşık %1.15'ini öldürüyor. Bu da Amerika'da, Avustralya, Yeni Zelanda, Almanya ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde her 100 kişiden en az birinin COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiği anlamına geliyor. Bununla birlikte araştırmacılar hastalığa karşı daha az savunmasız olan ancak daha genç nüfusa sahip düşük gelirli ülkelerde ölüm oranlarının %0.23'e kadar düşebileceğini söyledi. Bunu neye bağlıyorsunuz hocam? Evet, bu ilginç bir durum. Şöyle, aslında virüs gençlerde çok daha hafif geçiyor. Yani 40 yaşın altında açıkçası bir gripten daha ölümcül değil. Çocuklarda daha da az oluyor. Yani binde bir civarında bir ağır hasta veya ölüm riski oluşuyor. Tabii onlarda da sorunlar var. Ama esas daha çok yaşlıları vuruyor. Özellikle ölümcül evet. olması. Bu bakımdan genç nüfusa sahip ülkeler de daha az ölümler gözüküyor. Bu birinci nokta. İkinci noktada örneğin Hindistan'da beklenenden daha az ölüm gözlemledi. Hem nüfusun biraz genç olması ama aynı zamanda da orada insanlar daha farklı virüslere, bakterilerle de savaştıkları için bir yerde savunma sistemleri çok deneyimli diyelim. Bu şekilde bu virüse karşı da biraz daha aktif oluyorlar. En azından bu şu anda bir teori, bir hipotez durumunda. Evet. Afrika'da da bu durum bu böyle. Bunlardan dolayı belki açıklayabiliriz bu söylediğinizi. Evet hocam, kesinlikle. Şimdi dünyadaki duruma şöyle bir bakacak olursak hocam, ekranlara da geldi zannediyorsam. Tüm dünyada pandemi sebebiyle hayatını kaybeden 1.230.991 kişi var. Toplam vaka sayısı şu anda 48.437.596. Toplam iyileşen hasta sayımız ise 34.673.348. Aslında bu tabloya da baktığımızda 500.000'den fazla vaka sayısını olduğunu görüyoruz. Şimdi herkesin kafasında soru işareti var. Artıyor, artmaya da devam ediyor. Gerçekten bu salgın tüm dünyadan elini eteğini ne zaman çekecek? Bu salgın kendi başına elini eteğini çekmez. Yani virüs hiçbir şey yapmazsanız yayılmaya devam eder. Bu ne zaman elini eteğini çeker? Bu bize bağlı. Tamamen aşıların oluşmasıyla bir şekilde
bağışıklık sistemimizi programlayarak virüse karşı bir defans geliştirmemiz gerekiyor. Bunun için de dediğim gibi zamana ihtiyacımız var. Ben evet. 2021 ortalarından önce bunun olacağını düşünmüyorum ama eğer efektif aşılar bir şekilde yapılmaya başlanırsa 2021 yazı gibi en azından belli bir kontrole getirebiliriz. Yani bu virüsü dünyadan çıkarmak pek mümkün değil şu anda. Nasıl grip virüsü her yıl geliyor aşı olmamıza rağmen. Ama en azından bir kontrol durumu gerçekleşir. Normal hayatımıza biraz daha dönmemizi sağlar. Peki hocam, tweetinize birlikte göz atalım istiyorum. Türkiye'den önemli bir çalışma. Kemik iliği nakli yapılan kanser hastalarının bağışıklık sistemi bastırılır. Çünkü nakil edilen hücreler yabancı, yani düşman gibi algılanır. Maalesef bağışıklığı baskılanan korona kapan hastalarda ölüm oranı diğerlerine göre neredeyse 3 kat daha fazla. Evet, bu tabii önemli bir konu çünkü bu hastalarda, yani kemik iliği transplantasyonu yapılan hastalarda mecburen onların bağışıklık sistemini bastırıyorsunuz. Yani diyorsunuz ki aman bu verdiğimiz kemik iliğine saldırma, onu yabancı olarak görme. Tabii bunun da bir yan etkisi var. Virüs de bir yabancı, bir düşman gibi görülmesi lazım. Siz bağışıklık savunma sisteminize, ordunuza diyorsunuz ki siz hiçbir şekilde cevap vermeyeceksiniz. Bu süreçte tabii ki bu kişiler maalesef diğer virüslere, bakterilere karşı da savunmasız kalıyorlar. Ve özellikle bu korona ile ilgili evet. Bu kişilerde daha ağır geçiyor ve daha ölümcül oluyor. Bu tweetinizin üzerine mutlaka kanser hastalığına da değinmemiz gerektiğini düşünüyorum. Eş zamanlı Doktor Yavuz Dizdar hocamı da stüdyoya davet etmek istiyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Günaydın herkese. Nasılsınız? İyiyiz efendim. Siz nasılsınız? Evet, şimdi kanser hastaları, özellikle de lösemi hastaları şu anda hala hazırda bu hastalıkla uğraşan, tedavi gören kişilerin özellikle dikkat etmesi gereken hususlar neler hocam? Şimdi efendim, aslına bakarsanız kanser hastaları bizde özel bir grubu oluşturdu. Birkaç nedenle oluşturdu. Bir tanesi, bu hastaların COVID yükü nedeniyle, pandemi yükü nedeniyle hastaneye gelmekteki frekansları düştü. Yani daha seyrek gelmeye başladılar. Hatta biz bunlara, burada tekrar söyleyelim aslında, uzun süreli takip hastaları var. Böyle 6 ayda bir geliyor, yılda bir geliyor. Aslında onlardan hiçbir şey beklemiyoruz. Hastalıkla ilgili bir sorun beklemiyoruz. Fakat kontrolde yine bir elinizi üstünüzden çekmiyorsunuz. Hmm. O hastalar şu sıra gevşek davranıp gelmeyebilirler. Zaten kendileri de bunu bildikleri için şu dönem geçene kadar gelmesek olur mu diyor. Olur diyoruz. Evet. Diğer hasta grubunda hastalık COVID ile birlikte seyrederse, eğer biz de tedaviyi uygularsak bir sıkıntının doğacağını tahmin ediyorduk. Sizin anlattığınız makale 3 misli fazla bir risk taşıyorlar dedi. Bu doğru olabilir efendim. Bizdeki genel olarak hastaların içinde COVID görmüyor muyuz derseniz, görüyoruz tabii. Çünkü aynı yerde yaşıyorsunuz. Doğru. Hastaneye girdikleri zaman da bir risk ister istemez yükseliyor. Biz de bu hastalara genel yaklaşımımızda yine de çok fazla değişiklik yapmıyoruz. Bizim yaptığımız hastaların bekleme sıralarını özellikle seyreltmek oldu. Yani bunlara biz diyorduk ki siz sabah gelin, işte nasıl olsa 1-2 saatte bu iş biter. Artık onu yapmıyoruz. Herkes 15 dakikalık periyotlar içinde SMS olarak gönderiliyor, mesaj olarak gönderiliyor. Şu saatte geleceksiniz, şu saatte. Şimdi onu da biraz azaltma eğilimindeyiz. Evet. Hastaların içinde COVID kapıp beraberinde sorun yaşayanlar oldu mu? Oldu. Çok büyük bir sıkıntı ben gözlemlemedim. Yani normalde nasıl seyrediyorsa o şekilde gitti. Belki şansımız vardı. Çünkü orada şöyle bir durum var. Bu biraz paradoksal bir şekilde işe de yarıyor aslında. COVID'in kendisi değil, ortaya çıkardığı, yol açtığı bir sitokin fırtınası denen tablo var. O sorun yaratıyor. Biz de bunun tedavisini aslında bağışıklık sisteminin yanıtını biraz baskılayan ilaçları kullandık. Evet. Bu genel yöntem olarak bu. Baskılayalım ki fırtına dinsin, biraz hafifletsin, az hasar versin. Bizim yaptığımız tedaviler de aslında bir yerde buna neden olduğu için belki o nedenle çok özel bir farklılık gözlemlemedik. Ama çok yüksek kemoterapi verirseniz, ki kemik iliği transplantasyonunda böyle bir şey söz konusu. Çünkü mevcut olan iliği ortadan kaldırmanız gerekiyor. Tabii. O zaman ister istemez riskiniz yükselecektir. Doğrudur. Peki. Derya hocama dönmek istiyorum burada. Esaman hocam, size de aynı soruyu soracağım. Grip ve zatüre aşısının önemiyle ilgili, özellikle bu dönemde yaptırmanın önemiyle ilgili neler söyleyeceksiniz? Kimler yaptırmalı?
ya da kimlere gerek yok? Şöyle tabii yani aslında grip aşısını normal zamanda herkesin yaptırması iyi bir durumdur. Ama özellikle belli bir yaş üzerinde 60-65 yaş üzerindekilerin, kronik hastalıkları olanların yaptırması kesinlikle tavsiye edilir. Özellikle zatürre aşısı için. Bu dönemde tabii grip aşısı ve zatürre aşısı daha önemli hale geldi. Çünkü tabii. İki virüsü veyahut da zatürrede bir bakteri oluşturuyor. İkisi de akciğere saldırıyor koronavirüsü ile birlikte. Bu daha kötü bir durum oluşturacağını düşündüğümüz için en azından birisine karşı korunmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Bir de şöyle sonuçlar çıkıyor. Özellikle grip aşısı ile ilgili grip aşısı olanlarda eğer koronavirüsü olurlarsa daha hafif geçtiğine dair bazı gözlemler var. Bu ne kadar doğru açıkçası bilmiyoruz. Ama tabii bir de bu aşıların temin edilmesi durumu var. Anladığım kadarıyla Türkiye'de yeterince aşı zaten bulunmuyor. Onun için en yüksek riski olan kişilere yaptırılması uygun zannediyorum. Yavuz Hocam, aslında herkes koronavirüs aşısı beklerken aşı cümlesi psikolojik olarak herhalde insanları korunuyorum hissi yaratıyor. Grip aşısı olayım, işte zatürre aşısı olayım. Belki o sırada gerçekten böyle bir psikoloji var değil mi? Koronaya da yakalanmam hissi var ve... Psikolojik olarak bir... Avantajı var. Bir aşı olmuş olmanın getirdiği bir avantaj var. O da bağışıklığımıza etkisi vardır diye düşünüyorum. Ben sevgili hocama katılıyorum. Burada sadece şunu aslında söylemek, vurgulamak belki kendine açızane bilgim olarak gerekir. Hani bu virüsten yapılacak aşılar, zatürre ve grip aşılarının bir alakası yok. Dolayısıyla insanlarda bir psikolojik tabii ki çok olumlu etki oluyor. Aşımı yaptırdım diyor. Fakat bir yandan da hani yaptıramayanlar, bulamayanlar, çünkü aşı miktarında bütün dünyada bir seyrelme oldu. Evet. Herkes talep edince bir anda mevcut üretilen aşı bunu karşılayamadı. Yaptıramayanlar eyvah yaptıramadım, mahvoldum bu sene şeklinde bir düşünceye gelmesinler. Çünkü grip aşısının bir koruyuculuk vasfı bilinmektedir ama öyle %100 kesin olduğunuz zaman bir daha da grip falan olmam diye bir şey yoktur. Genellikle aşıya bağlı bir hafif grip kabzusu geçirirsiniz. Ondan sonra o sene içerisinde korunduğunuz varsayılır. Çünkü bunu çok uğraştılar. Çok böyle saygın dergilerde yayınlatabilmek için grip aşısının standarda gelebilmesinin esas nedeni çalışma gücünün aksamamasını sağlaması. Evet, yani işe gidenler grip oldum gelemiyorum demesinler kardeşim diye. Çok kurcaladılar zamanında grip aşılarının koruyuculuğu konusunda. Aşıda yalnız bir de şöyle bir durum daha var. Siz çok güçlü aşı yapmaya çalışırsanız mevcut korona aşısı için de muhtemelen geçerli. Bu sefer kendi vücudunuz da tepki vermeye başlıyor. O yüzden öyle bir dengede tutacaksınız ki virüse karşı aşı işe yararken size karşı aşının öyle tetiklediği bir dengesinin de olması gerekiyor aynı zamanda, değil mi? Peki bu arada Derya Hocam'a hemen dönmek istiyorum hızlıca. Çok az zamanımız kaldı ama bu antikor tedavisiyle ilgili son gelişmeleri rica ediyorum. Etkinliği hala devam etmekte mi hocam? Evet, şu anda en çok umutlu olduğumuz tedavi şekli biraz önce bahsettiğim gibi bunlar erken süreçte verildiği zaman, yani şu ana kadar çıkan sonuçlarda Regeneron şirketi, Eli Lilly şirketi bunun gibi birçok şirketin ürettiği antikorlarda çok olumlu sonuçlar geliyor. Hastaneye yatma oranlarında 3 kat 4 kat azalma oluyor. Bildiğiniz gibi Trump'a da bu antikorlar verildi erken süreçte. Ve bu viral dozu yükü azaltıyorlar. Bunların sonuçlarını önümüzdeki haftalarda göreceğimizi düşünüyorum. Bir de bu antikorların aslında koruyucu etkileri de var. Yani bu antikoru verdiğiniz zaman hiç enfekte olmamış kişiyi birkaç hafta hatta bir ay gibi koruyabiliyorsunuz. Özellikle sağlık personeli için bu çok önemli olabilir. Çünkü onlar devamlı COVID hastalarıyla karşı karşıya kalıyorlar. Şu anda sonuçları bekliyoruz ama oldukça umutlu gözüküyor. Peki hocam, verdiğiniz değerli bilgiler için çok çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Teşekkür. Görüşmek üzere diyorum. Az sonra Yavuz Dizdar hocamla özellikle kansere karşı koruyucu olduğu şeklinde bazı haberler dolaşan hangi süt ölümcül olabiliyor açıklamasını yapacağız. Lösemi hastalığına dikkat çekeceğiz. Kan kanseri neden olur, belirti ve sebepleri nelerdir? Kısa bir ara verin. Aradan sonra devam ediyor olacağız. Evet.
Evet, Çağla ile yeni bir gün devam ediyor. Doktor Yavuz Dizdar hocamızla birlikteyiz. Az sonra kansere karşı koruyucu olduğu şeklindeki bazı haberler dolaşan bir sütümüzle ilgili, hatta bu sütün ölümcül olduğuyla alakalı bir haberimiz var. Bu habere ve hangi süt olduğunu sizlerle paylaşıyor olacağız. Ama ondan önce bir sosyal medya sorusuyla başlamak istiyoruz hocam. Hazırsanız. Buyurun. Boğazım sık sık ağrıdığı için kendi kendime antibiyotik alıp içiyorum. Zararı var mı diye sormuş. Bunun kesinlikle zararı olur. Ama evet, şöyle söyleyeyim. Yani kendi kendime alıyorum dediği eczaneden artık antibiyotikler eskiden olduğu gibi ücretle satılmıyor. Mutlaka Allah'tan reçete istiyor. Allah'tan, evet. Ama bazen de veriyorsunuz. Alıyor ama kullanmıyor. Ama bir kenarda da duruyor, tutuyor. Ondan sonra boğazım ağrıyor diye. Bu yanlış bir yaklaşımdır. Kesinlikle yanlış bir yaklaşımdır. Ne gibi bir zararı olabilir? Antibiyotik efendim insan vücuduyla etkileşmez zannediliyor ama çok iyi de etkileşiyor. Böbrek hasarından tutunuz ki bazı antibiyotiklerin bilinen yan etkileridir. Onun dışında vücudunuzun o bakteri dengesinin değişmesine varana kadar en hafifinden sağlıklı probiyotiklerimize de zarar veriyor diyebiliyoruz değil mi? Tabii ki. Çok şeye, çok şeye zarar verir. Böyle boğazım ağrıdığı için çok hafif bir gerekçe. Ateşi vardır, bilmem nedir, doktora gitmiştir ya da en azından bir telefon etmiştir. Elimde de şu varmış demiştir. O zaman bir şey diyemem. Tabii ama ki böyle kesinlikle kendi kendilerine almasınlar. Bir keresinde hatta bakın, bu ciddi bir uyarı olsun insanlara. Buyurun. Bir hanımefendi mail attı. Yavuz Bey, benim böbreklerimde protein kaçağı, idrarda sürekli protein çıkıyor diye varmış dedi. Ve hayatımdaki her şeyi tek tek değiştirdim. Sınamak için neden olduğunu anlayamadılar dedi. Deterjan çıktı. Deterjan kalıntısı çıktı. Düşün. Nasıl? Deterjan çıktı. O kaçağın sebebi o muymuş? Evet efendim. Yani çamaşırı yıkadığınız makinede durulama sistemi sonrası tamamen durulaması mümkün olmayabiliyor. Onun vücuda geçmesi bu şekilde mümkün olur. Çünkü geniş yüzeyden temas ediyor. Tabii. Bununla bile böbreklerde sorun çıkabiliyor. O yüzden antibiyotik falan gibi şeyleri kullanırken 5 kere düşünmeleri lazım. Deterjanı bulabilmesi de bir mucize yani. Deterjan olduğunu bulabilmesi. Hep yediklerimize tek bakarız ya. Hayatındaki her şeyi tek tek değiştirip sınamış. Müthiş, evet. Evet, bilmem ne yiyorum, çıkarttım, bir hafta denedim, etki yok. Şunu yapıyorum, denedim, etki yok. Sonunda bir bakmış, deterjan çıkabiliyor. Evet. Dikkat etsinler. Peki, bir sonraki sosyal medya sorumuz şöyle. Koronavirüs pandemisi hepimize evde ekmek yaptırdı. Ya. Afiyet olsun. Afiyet ekmek olsun. Kanser riskini artırır mı? Yok efendim, ekmek kanser riskini artırır diye bugüne kadar herhangi bir data yok. Ekmek kanseri besler diye de bir data yok. Benim bildiğim yok. Artırır mı? Benim içimden gelen cevap olarak yanıtlarsam tabii ki alakası yok. Hiçbir alakası yok. İnsanlar evlerinde ekmek yapmayı öğrendiler. Bu iyi bir şey. Hı hı. Bir kısmı bunu yoğurarak yaptı. Çok kolay olmayabilir. Bir kısmı makineyle yaptı. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde de en çok satılan gereç pandeminin başında evde ekmek yapmaya çalışılan makineler oldu. Doğru. Ama bunun kanserle bir alakası yok. Ama biz bunu kendimiz sağlıklı hale getirebiliriz de bu hazır aldığımız bazı ekmeklerin içerisinde katılan bromürlerle alakalı. Çok haklısınız efendim. Zaten yapılmasını tavsiye ettiğim bu. Ya iyi bir yerden alacaklar. Evet, bilindik yerden. Ya da kendileri yapacaklar. Evde sağlıklı bir şekilde gözümüzün gördüğü şekliyle yaparsak herhangi kesinlikle, bir sıkıntısı olmaz. Kesinlikle. Peki bir diğer sosyal medya sorumuz, sizlerden gelen sorumuz şöyle. PVC kaplamalı konserveler kanserojen midir? PVC'yi bildiğim kadarıyla iç yüzeye kaplıyorlar. O iç yüzeye kaplanan şey özellikle bu konservelerin bir kısmı pişirme aşamasını kapatıldıktan sonra yapıyor. Yani siz önce tenekeyi kapatıyorsunuz, ondan sonra fırının içerisine sokup pişiriyorsunuz. O sırada oluşabilecek gazları emmek için de bir özel bir şey var. Benim bildiğim şu ana kadar bu PVC'nin kanserle bir alakası yok. PVC tercih ettiğimiz bir şey değil. Polivinil klorürün şeysi. Evet, bir dizi klorlu bileşik bu sonuçta. İstemiyoruz aslında. Aslında. Ama oraya kaplanmış olandan besinin içine geçer, o da bize geçer şeysi. Çok fazla realistik görünmüyor, akılcıl görünmüyor. Ay ne bileyim, deterjan vücudumuza geçip. Evet, ama orada yani şöyle bir sorunumuz var. Evet. Makineleri giderek firmalar daha tasarruflu hale getirdik diyor. Hı hı. 8 litreyle bulaşığınızı yıkıyorsunuz diyor. Hocam diyorsun, ben bunu elde yıkamaya kalkarsam bunu 8 litreyle falan yıkanmadı. Aşikar. Sen nasıl yapıyorsun diyorsun. O kadar malzemeyi de koydurtuyorsun bana. Parlatıcısı bilmem nesi, o su bu su. O zaman anlıyorsunuz ki su tasarrufu için deterjan kalıntısını göze alabiliyor. Evet. 7 litreyle yıkadım diyor. Yapmayın o zaman. Bir kere fazladan durulayına geliyor. Ekstra bir durulama yaptırdın. Evet. Hocam biliyorsunuz bu hafta lösemili çocuklar haftası. Biz de bu hastalığa dikkat çekmek istiyoruz program olarak. Hem hocamızla lösemi nedir konuşacağız, belirtilerini ve tedavi yöntemlerini konuşacağız. Aynı zamanda bu hastalığı atlatmış iki gencimiz konuk olacak, sevgili Seda ve Ahmet de
az sonra bizlerle beraber olacak ama sosyal medya sorularıyla devam ediyor olacağım. Babamı mide kanserinden kaybettim. Kanserden korunmak için nasıl beslenmeliyim diye sormuş. Ben de eklemek istiyorum hocam arkasında hemen. Nasıl beslenirse, ne kadar yanlış beslenirse ya da ne yerse, ne tüketirse tetikler bu genetik altyapıyı. Şimdi efendim, tetikler kısmında çok haklısınız. Bir tetikleme kavramı var. Bunu biliyoruz. Daha doğrusu hastayı dinlediğiniz zaman tetikleme olduğunu anlıyorsunuz. Hastanın şikayeti yokken bir anda ortaya çıkabiliyor. Hı hı. O zaman da diyorsunuz ki neden oldu? Fakat bunun yanısını ben 15-20 yıldır okuyayım diyeyim size. 15-20 yıldır net olarak söyleyebildiğim bir şey yok. Hı. Yani bazen bazı şeylere biz tıbbı bilmeyiz. İnsanlar bunu söylediğim zaman koca doktor bunu söylüyor. Hayır, tıp bilinir bir şey değildir. Siz yaşarsınız insan olarak da evet. Size anlatılanlar öncekilerin deneyimlerinden öteye geçmez. Doğru. Algılayamazsınız ne olduğunu. Burada da besin olarak ifade edilen hep nitratların adı geçer. Bu sucuğa, salama, koruyucu olarak konulan bir takım maddeler var. Bu maddeler zaman zaman rengin kırmızıya kayması için de konuluyor. Bunların mide ile etkileşimi, özellikle mide asidi ile etkileşiminin kimyasal kanserojen maddeler yarattığı genel kabullenmedir. Hmm. Ama hepsini bu şekilde açıklayamıyorsunuz. Evet, çünkü bakıyorsunuz ne kadar sucuk yedim, bir şey yememiş adam. Ne kadar salam yedim, bir şey yememiş adam. Ama hastalık da evet var. Genel öneri, aslından sapmış olan şeyleri tüketmeyiniz. Değil o yüzden mi? Bu genel doğal öneri. Olmayan. Doğal olmayan bir şeyi tüketmeyiniz. Hı-hı. Kanser olduktan sonra da insanlar ne yemeliyim diyor. Bilmiyorum diyorum. Aynen söyleyeyim, bilmiyorum. Çünkü insanlara iyisini bul ye ya da yap ye demek dışında bir genel kavramımız yok. Şunu yersem daha iyi gelir, bunu duymak istiyorlar böyle. Hı-hı. Şundan mı yiyeyim, bundan evet, mı evet, tüketeyim, aslında, daha evet, da mı yiyeyim, evet, ama bilmiyorum diyorum. Aslında bu biraz kişisel olarak da kişisel değişiyor, olarak genel özeni göstersinler. Çünkü bizim tahmin ettiğimizden daha ağır bir tablo var. Konuştuğum zaman anlıyorum. Yani evde aslında yedikleri bir şey yok. Yani gidiyorlar ucuz bir yerlerden bir şeyler alıyorlar. Dolaba baktığınız zaman var gibi görünüyor ama içine baktığınız zaman da bunların içinde besleyici bir şey yok. Hepsi sonuçta bir şekilde işlemden geçirilmiş. Bu tür beslenme kronik, uzun süreli dönemde evet. sorun yaratır. Onu kabul evet, etmek zorunda. Kesinlikle. Bir diğer sosyal medya sorumuza geçeceğim. Yemek yaparken hangi tuzu kullanmalıyız ve aynı zamanda aşırı tuz tüketimi mide kanseriyle arasında nasıl bir ilişki aşırı var? Aşırı tuz tüketiminin mide kanseriyle alakası olduğu söylenir. Bunun bir gerekçesi genellikle böyle şeyler. Bir ülkenin beslenme alışkanlıklarından yola çıkılarak tahmin edilir. Sonra sınanmaya çalışılır. Evet. Mesela Japonya tütsülenmiş balığı çok yer. Tabii. Japonya'da mide kanseri çoktur. Dolayısıyla tütsülü balık, tütsülenmiş balık mide kanseriyle alakalı olabilir şeklinde bir çıkarıma gider. Bu bizim ülke için ne kadar geçerli bunu bilmiyorum. Ama tuzu, kullanacakları tuzu ben tercihen kaya tuzu olmasını her zaman söylerim. Ben de aynı şeyi yapıyorum. Söylediklerimin evet büyük bir kısmını ben yapıyorum. Kaya tuzudur. Deniz tuzu, deniz tuzu da olabilir ama kristalize edilmiş o saf tuz denilen şeyden sofra diye düşünürse olarak. Sofra tuzu olarak düşünülenleri tavsiye etme. Onların zaten çok ağır bir tuz tadı var. Evet. Diğer tuzu koyduğunuz onları zaman. Onları bence çok rahatlıkla hayatımızdan çıkaramıyorsak kaya tuzu veya işte Himalaya tuzuna falan. Her yerde var efendim. Değiştirebiliriz. Her yerde rahatlıkla değiştirebilirler. Yani tuzun sterili yoktur, bilmem nesi yoktur. Eskiden insanlar çuvalla tuz çok kıymetli bir şeydir. Tabii. Çuvalla tuzları getirirlermiş, salamura için kullanırlarmış. Ürünlerin saklanmasında kullanılırmış. O tuz bile yeterlidir. Çünkü kaya tuzunun içinde her türlü mineral vardır. Yani bu şeker konusu kadar katı değiliz değil mi? Değiliz. Tuz konusunda. Değiliz. Hayır değiliz. Peki. Çok tuzlu yemesinler. O ayrı mesele. Onun da çünkü dengesi tuzu çok, önemli. Tuzu tat eksiğinin, çok özür dilerim, tat Rica eksiğini ederim. Gidermek için kullanıyorlar. Evet. Lezzeti yok yemeğin. Lezzeti olmayınca basıyorsunuz. O zaman lezzetli yemek yapalım, lezzetli kalmasın. Yemek yapınız diyorsunuz. Bir de genellikle piştikten sonra koymanın, yaparken koyduktan sonra çünkü bir de pişirdikten sonra tekrar koyuyoruz. Yemeği pişirdikten sonra böyle bir miktar kullanabilmenin hiçbir zararı yok. Düdüklü tencerede pişen yemeğin besin değerinin düştüğünü söylüyordunuz. Hala aynı fikirde misiniz hocam diye bir soru gelmiş. Tabii, bu şey gibi oldu. Başka konularda da fikrin değişti adam senin şeklinde. Yok bunda öyle bir bunda değişiklik. Bunda aynı mıyız hocam? Yok bir şeyde benim fikrimde bir değişiklik olmuyor. Çünkü fikri oluştururken önce bilgiyi alıyorsunuz. Tabii. Analize ekliyorsunuz ama sonra kusursuz olan bir kısım var. Onu öngöremiyorsunuz. Gidişat. Hı. Yani süreç nasıl geçti diye sonradan hesaba katarsınız. Hı hı. O süreçte çünkü çok şey değişmiştir.
Sizin baştaki fikriniz değişmez ama süreç başka bir şeyin aslında arkada dinamik olarak işlediğini gösteriyor. Yalnız bu düdüklü tencere meselesi. Nedir bu, hocam? Yani mesela normalde çok sağlıklı olarak bilinir. İşte haşlama yaparsın, düdüklü de uzun uzun kaynatırsın, vallahi, etini şimdi, falan. Gıdanın içerisinde lezzet veren ve aynı zamanda bizim için besleyici değeri çok yüksek olup insan vücuduna yapılamayan maddeler var. Bu maddeler kırılganlar ama yüksek basınç ve sıcaklık işlemine girdiği zaman bozuluyorlar. Mesela B12 vitamini yemekten alırız, etten alırız, evet, diye söylenir ama B12 basınca karşı duyarsızdır. Duyarlıdır. Duyarlı, hassas dayanıklı yani. Değildir. Dayanıklı, evet, değil. Siz bir şekilde basıncı artırırsanız B12 değeri kalmaz. Bunu bir zamanlar bir lise grubu TÜBİTAK projesi olarak yaptı. Basınçtan geçirilmiş sütte denediler. Hakikaten B12 vitamini sıfır çıktı. Bulamadılar. Dolayısıyla, peki o zaman az pişirmek mi? Hayır, dün günlük tencere yemeği. Fakat bunun istisnası vardır. Kemik suyu çıkartıyorsanız yapabilirsiniz. Hiçbir sorun olmaz. Tabii tabii. Çünkü kemik suyunun içerisinde öyle aromatik madde falan bir yok. Bir alacağımız şeyler zaten farklı. Zaten ağzının tadını bilen de bilir ki uzun süreli pişirmeyle düdüklü tencereye atıp şak diye haşlama arasında lezzet farkı, farkı var. Mutlaka vardır. Büyük fark var. Peki. Hocam önemli bir soru gelmiş. Kemoterapi görüyorum ama korona olmaktan çok korkuyorum. Nelere dikkat etmeliyim? Evet, asgari önlemleri alacaklar. İçlerini ferah tutacaklar. Hı hı. Gereksiz kontaklardan, gereksiz işte maskesiz dolaşmalardan kaçınacaklar. Hastane ortamlarında tabii bir yoğunlaşma söz konusu. Bunu reddetmemiz söz konusu değil. Baktığınız zaman hastalar hastaneye geldiği için, korona hastaları da dahil olmak üzere, orada daha çok bir viral yük var, virüs yükü var. Hı hı. Bundan olabildiğince uzak duracaklar. Ama ayrıca kapmaktan korkuyorum. Hastaların %90'ından fazlası için bu ekstra bir farklı bir durum oluşturmuyor. Değil. Bir de aksine ekstra bir stres oluşturur, evet, üstüne, üstüne herhalde. Evet, aksine bir ekstra stres oluşturuyor. O da bağışıklığımıza zarar veren faktörlerden herhalde. Tabii ki. İnsanın kendi ruh halini nasıl hissettiği, bu çok bağlayıcı. Siz tabii birine şöyle baktığınız zaman, bugün ne kadar güzel görünüyorsun, ışıl ışılsın dediğin zaman kalkıp gidiyor. Bence de ışıl ışıl. Yani ışıl yani ışılsınız. Evet. Ama başka şekilde söylediğiniz zaman da çöküp gidiyorlar yani. O, bu çok fazla etkiler. Evet, bu hastalıkta. Bir sonraki sorumuz, gribe karşı salep ve keçi boynuzu tüketin demiştiniz. Neden diye sormuşlar, merak etmişler neden tüketelim. Sen bunları söylemiştin. Demiştiniz adam, ama hocam hadi hala bakalım, geçerli mi diye hala soruyorlar. Geçerli efendim. Bunu bana salep keçi boynuzu efendim. Aslında ben bunu hastalık başında da söylerim. Bunun içinde bir takım bileşikler var. Hı. Salep'te de var, keçi boynuzunda da var. Salep'te dememin nedeni, salep pahalı bir şeydir. Ama siz bunu yaptığınız zaman sizin bronş salgınızı, akciğer salgınızı artırıyor. Hmm. Bu salgının artırmasının ötesinde buradan drenajı sağlıyor. Yani içeride çok fazla bir şey tutmuyorsunuz. Keçi boynuzunu o yüzden özellikle Balkanlarda böyle kırarsınız demişti bir abim. Akşamdan dedi cezveye koyarsın dedi. O şişer sabaha kadar dedi. Ondan sonra onu bir taşım şey yapıp da içersen dedi, hiçbir şey yok. İfrazatı söker dedi. Ben ifrazatı sökme kavramının ne olduğunu sonra anladım. Yani sökme diye bir kavram var. Vatandaş boşuna, evet, sökme demiyor. Hakikaten buradan böyle bir şey çıkıyor, sürüklüyor gibi geliyor. Doğrudur efendim. Peki. Mekanizması da o. Beta glukan vesaire gibi bir takım maddelere bağlı. Evet, az sonra Seda Bergin ve Ahmet Demir konuğum olacak. Lösemili Çocuklar Haftası bu hafta. Biz de program olarak hem dikkat çekmek istiyor hem de farkındalık yaratmak istiyoruz. Bu konuyla ilgili, bu hastalıkla ilgili tüm detayları az sonra sizinle paylaşacağız demiştik. Ama bir soru daha almak istiyorum. Tabii. Ev yoğurdunu kaç günde tüketmeliyiz diye bir soru gelmiş. Valla ev yoğurdunun tüketilmesinde sınır yok. İnsanlar ekşidikçe ekşiyor çünkü. Aynen öyle. Ekşidikçe ekşiyor. Ne kadar ekşiyorsanız o kadar. Şöyle yapabilirler. Bazen çok ekşi oluyor hakikaten. Ben de çok ekşiyle aram yoktur doğrusu. İçine bir miktar süt koyuyorsunuz. Tadı nötralize ediyor. İçerisine bir miktar yulaf koyabilirsiniz. Bugünlerde takıldığım şeylerden bir tanesi bu. Azıcık da reçel koyuyorum. Hafif böyle mayhoş, ekşi ve hafif de, çok hafif de tatlı bir şeye dönüşüyor. Çok tatlı olmuyor. Bunu mesela akşam yediğiniz takdirde hakikaten insanı çok iyi hissettir diyor. Ama ekşimesinin bozulma gibi bir kavramı yok. Yoğurt bozulmaz. Bozulmuyor değil, hayır, mi? Peki. Yani ekşir, tadı değişir. Piyasadaki yoğurtlara olan eleştirim kadar o. Dursa da ekşime olmuyor. Evet, hiçbir şey olmuyor. Onlara bir şey olmuyor zaten. Şimdi gelelim günün en önemli haberlerinden bir tanesine. İyi geliyor diye eşek sütü içen kadın ölümden döndü. Hemen haberimiz gelsin.
Birçok hastalığa şifa olduğu öne sürülen eşek sütünün hiçbir faydasının olmadığı, bunu hocama soracağım. Sütü içen bir kadının ise alerji nedeniyle ölümden dönüp bilimsel makalelere konu olduğu ortaya çıktı. 2017 yılında bir İngiliz dergisindeki makalede kadının gözlerinin şiştiği, vücudunun değişik noktalarında kızarıklıklar ve kabarcıklar oluştuğu ele alındığı belirtilerek eşek sütünün kadında yüksek alerjik reaksiyona sebep olduğu bildirildi. Yani bu eşek sütü sadece bu kadında mı böyle bir alerjik reaksiyona sebep oldu, vallahi, yoksa muhtemelen bir sürü insanda da aynı şey yaşanabilir mi? Eşek sütünün olmuş. Hiçbir faydası yok mu? Eşek sütünün faydası konusunu net olarak kimse bilmiyor. Bilmiyor. Yani üreten diyor ki faydalıymış diyor. Bunun eşeği var, bunun başka hayvanları var. Nasıl keçinin, koyunun, işte koyunun sütünü zaten bulamıyoruz. İneğin sütü, mandanın sütü çok farklı birbirinden. Eşeğin sütünün de muhtemelen çok ağır bir farkı var. Zaten tattığınız zaman böyle daha akışkan, daha şeffaf sulu ve tuzlu. Tuzlu bir şey olarak tadını alıyorsunuz. Bunu ticarete döktüler. Fakat bu hanımefendinin yaşadığı büyük olasılıkla bir özel hassasiyet durumu. Çünkü eşek sütünü tüketen çok insan var. Evet. Hastalığa da faydalı vardır, faydası vardır diye dünya para ödeyip alıyorlar. Ben onun bilimsel karşılığını bilmiyorum ama böyle bir reaksiyon da görmedim. Olduğunu da aslında yani, şimdi görmüş olduk diyebiliriz. Görmüş değil olduk. Mi? Her şey içilmez, her şey her bünyede olmuyor. Evet. Mesela işte fıstık mıstık mesela biz çok masum görüyoruz ama Batı'nın en büyük sorunlarından biri fıstık, bildiğiniz fıstık, yer fıstığına acayip alerjisi olan insan vardı, inanılmaz yani reaksiyonları vardı. Bütün okullarda dediler, doğru. Duvarlarda Yavuz Bey, evet, fotoğraflar asılı, kimin olduğunun, buyurunuz resmi. Ha, bitirdiniz cümlenizi, ben tam anlayamadım, bütün, bitirip bitiremediğimi. Bütün okullarda dediler, evet. İnsanları panik etmek istemiyorum çünkü söylediğiniz zaman, çünkü fıstık alerjisi çok ilginç bir şey, anlatılan şu Çağlan. Otobüsün bir ucundan diyorlar, fıstık yiyen biri binerse arkadaki oturmakta olan alerji sahibi öksürmeye başlıyor. Başlar o kadar. Şimdi bunu açıklayamıyorsunuz ama Kanada'da okullarda o fotoğraflar dediler, öğrencilerin fotoğrafları, hassasiyeti olanların duvarda asılıdır. Herkesin elinde hazır enjektörlerle adrenalin vardır. Reaksiyon oluştuğu anda bir anda bastırabilmek için. Eğer bunu yapamazsa okul sorumludur. Hiçbir partiye o öğrencilerin arasındaki işte doğum günlerine de fıstık götürülemez, yasaktır. Yasak. Bu düzeyde, evet, bir alerjinin neden olduğunu bilmiyoruz. Eşek sütüne karşı da bu olabilir. Olabilir. Başkasında da çıkabilir. Evet, önümüzdeki günlerde göreceğiz eğer çıkarsa diyelim. Hassasiyet yaratmak gerekiyor konuyla ilgili. Şimdi bu hafta Lösemili Çocuklar Haftası dedik. Özellikle konuklarımı almadan önce onkoloji uzmanı Doktor Yavuz Dizdar hocamla bu hastalığın ne olduğunu öncelikle öğrenelim istiyorum. Hocam, lösemi nedir? Tabii efendim. Lösemi bize kan kanseri olarak anlatıldı. Kan kanserinden espri şu. İnsan kanının bileşenleri var. Bunun içinde kırmızı hücreler var. Eritrosit diyoruz. Beyaz hücreler var. Beyaz hücrelerinde, evet, bir takım alt grupları var. Bunlar bizim bağışıklığımızı sağlamanın ötesinde vücudun kendi kendine uyumunu da sağlıyor. Aynı sistemin içinde birkaç tane farklı organın mesela birbirleriyle barışık yaşamalarını sağlıyor. Fakat bazen şöyle bir şey oluyor. Bunlar kemik iliğinde küçük bir alanda dışarıya rezerv olarak sürekli yapılıp veriliyor, yapılıp veriliyor. Belli bir yaşam süreleri var. O yaşam sürelerinden sonra geri dönüşüme sokuluyor. O sırada zaten yenisi yapılmış oluyor. Bunlar aşırı miktarda kontrolsüz artmaya başlıyorlar. Kemik iliğinde normalde diğer hücrelerin yapımını baskılayacak kadar işgalci ve yer tutar hale geliyorlar. Dolayısıyla mesela kırmızı kan hücresi yapılamaz hale geliyor. Dolayısıyla lösemi dediğiniz zaman beyaz anlamına geliyor aslında. Hı-hı. Beyaz kan demek. Hı-hı. Hastanın solduğunu görüyorsunuz. Pıhtılaşma sistemini destekleyen o trombosit denen hücreler de etkilenirse bu sefer sağdan soldan sızıntı şeklinde kanama gelmeye başlıyor. Mesela burnu kanıyor. Bize anlatılan, siz hatırlamazsınız tabii, bir yerli filmimizdi. Kulakları Çınlasın Fizak'ın filmin sonunda oğluyla birlikte bir dönme dolap sahnesi vardır. Ben onu izlemişimdir kesin. Kesin. De, buradan böyle sızarak bitirilir. Evet, evet. Çünkü o sırada Love Story olarak yurt dışında esas film oynuyordu. Evet. Onda da aynı şekilde lösemi anlatılmaya başlandı. Sonra bu hastalıkta bir artış olduğunu gözlemledik. Özellikle çocuk çağı kanserler içerisinde %30'la en sık görülen. En sık görülenlerden bir tanesi, fakat şöyle de bir güzel yanı var. En yüksek oranda tedavi edilenlerden de bir tanesi. Bir tanesi aynı zamanda. Neredeyse sorunsuz tedavi eder hale geldik. Tedavi başarısı öyle, evet, ya da böyle.
bir yerin tanıdığımızın da yani başına geldi söyleyeyim size. Ve hepsi sorunsuz atlattılar. O yüzden bazen düşünüyorum niye oluyor bunlar diye ama tedavi başarısı açısından da evet bunların duyarlılıkla insanlara anlatılması lazım. Çünkü insanlar bu hastalığın üstesinden gelinemez. Kan kanseri adı şey böyle iyice tırmalasın kulakları içlerine otursun şeklinde öyle olmuyor. Az sonra da zaten iki genç arkadaşımız bu hastalığı nasıl yendiğini bizlere canlı yayında anlatıyor olacak ama neden sorusu eğer aklınıza geliyorsa işte cevapları. Yüksek düzeyde radyasyona maruz kalma hocam. Yüksek düzeyde radyasyon tabii bu tetikleyen faktörlerden bir tanesi ama böyle kazalarda ya da işte bomba durumlarında falan Nagasaki, Hiroşima'dan kalan bilgi bu. Bu bir faktör. Devam edelim o zaman isterseniz. Sanayide kullanılan kimyasallara maruz kalma. Bakın bu çok önemli olan kısım. Çünkü bunun bir kısmını biz biliyoruz, söyleyemiyoruz ya da bilmiyoruz. Çünkü etrafta o kadar çok kimyasal var ki. Siz eğer günlük yaşamın içerisinde her şey arındırılmış, şahane falan diye düşünüyorsanız öyle olmuyor. Sanayi tesisinin yanında olduğunuz zaman ister istemez havadan evin alıyorsunuz. Evin belki oraya yakın, onu soluyorsun. İster istemez ya da evde mesela habire boya yapmak, etmek o kimyasallarda... Mutlaka. Değil bir, mi? Bir miktar mesela işte benzinin içindeki kurşun lafını etmişlerdi zamanda. Ne kadar doğrudur bilmiyoruz. Çünkü bu tür şeylerin... net bir şekilde adı konularak aha bu yaptı deneme şansımız olmuyor. Evet. Öyle bir ortamımız yok. Ama yine de bu faktörler dikkat çekici ve dikkat edilmesi gereken. Kimyasal. Mesela bu da çok enteresan. Kemoterapi ilaçlarının bir kısmı yine aynı şekilde lesemi tetikliyor. Bazı alkinleyici grup denilen ilaç bunlar başka kanserin tedavisinde kullanılıyor. Fakat uzun süre sonra bakıyorsunuz bu ilaçla tedavi olmuş hastalarda böyle lösemi riskinde bir artış var. Bu demek değildir ki bunların hepsi olacak. Ama riskin arttığını dolayısıyla ilacın da ona ilişkisi olduğunu iddia edebiliyorsunuz. Bazı genetik hastalıklar da riski artırabiliyor. Down sendromu. Doğrudur efendim. Genetik yapı bir şekilde vücudun genelini belirliyor. Evet. Bunun içinden bazı hastalıklar, bazı şeyler farklı bir biçimde ortaya çıkabiliyor. Virüsler diyoruz şimdi günümüzde. Koronavirüs tetikler mi? Diye ilk aklıma soru geldi. Bu süreçte mesela lösemi hastalarında bir artış görüldü mü hocam? Bildiğimiz kadarıyla yok. Yani virüsün tetikleme sebebi ne o zaman genel olarak diyeyim? Virüsün tetiklemesi sebebi büyük olasılıkla genetik materyalle olan ilişkisi. Yani hücrenin genetiğinin içerisinde bir şekilde kendini yerleştiriyor. Ondan sonra o hücrenin ölümsüzlük durumu artıyor ya da ortaya çıkıyor. Normalde bütün hücreler kök hücre hariç ölümlü. Fakat o ölümsüzlük haline gelmiş olan bunlar insanlara Nobel'ler getirdi bu kadar detaylı olarak gösterilebilmiş olması. İşte bilmem ne virüsü, Raus sarkoma virüsü. Virüslerin o nedenle ama korona bu grupta değil. Bildiğimiz kadarıyla şu an değil. Bilinen bilgiler değil. ışığında değil diyelim. Tablet ve cep telefonu gibi teknolojik cihazların uzun saatler çocuklar tarafından kullanılması. Bunun risk altını faktörü olarak göstermişler. Yine de çizelim bence aslında her türlü sadece lösemiyle alakalı değil. Aslında uzun kullanımı her türlü zararlı diyebiliyoruz. Çok çok doğru. Bu özel yani... Sadece biz lösemi falan tabii, değil tabii, çocuklar evet. aletleri kullana konuşma becerilerini falan kaybetmeye başladılar. Tamam maalesef. Eller çok güzel çalışıyor da bir süre sonra ama konuşma becerilerini kaybediyorlar. Cümle kurmakta okuma zorlama, becerilerini, okuma becerilerini anlama. Kaybediyorlar. Lütfen elektronik aletlerle çocukları gereğinden fazla dersinin falan ötesinde meşgul olmalarının önüne geçiniz. Savaşımız yani oyunlar vesaireler onlar hocam, bunlar. Evet. Bu da hep dikkat edilmesi gereken durum. Evet. Hava kirliliği. Yine hava etken. Kirliliği aynı şekilde biraz adını koyamadığımız ama kirli hava olan yerde bu tür hastalıkların görülme riski artıyor. Yani bu hangi partikülden midir, ağır metal midir, işte sülfattan mıdır kaynaklı onu bilmiyoruz. Kükürtlü bileşik midir hiçbir fikrimiz yok ama havanın temiz olması önemli bir şey. Gıda maddelerindeki katkılar yine kimyasal maddeler ve çürümüş gıdalarda aynı şekilde löseminin nedenleri çürümüş arasında. Çürümüş gıdaya pek fazla şey olamıyoruz. Diğer ne olamıyoruz kimyasal... hocam? Çürümüş gıdayı kimse tüketmiyor. Zaten tüketmiyor yani şekilde... ama belki de çürüdüğünü bilmeden küflenmiş etmiş belki de yiyorsun abi, tadını almıyorsa olabilir. Küflenme olur. Küflenme değil de mi? Olur. Çürümede çünkü bir kokuşma söz konusudur onu anlarlar. Şöyle önemli bir notumuzla bu konuyu kapatacağız ve az sonra konuklarımı davet edeceğim. Ancak bu risk faktörleri löseminin çok küçük bir kısmının nedenlerini açıklar. Lösemiye yakalanan hastaların çoğunluğunda hiçbir risk faktörü gösterilememiştir. Bilim böyle bir şeydir efendim. Şimdi ne oldu? Bütün konuştuklarımızın sadece küçük bir kısmı olduğu anlaşıldı. %99'u için bilinmiyor şeklinde söyledik.
Esası budur zaten. Yani biz sadece bir takım karşılaştırmalar, korelasyonlarla evet. bu bununla ilişkilidir. Yani hızlı araba kullanırsanız ciddi kaza geçirme riskiniz artar gibi bir şey. Tabii ki kimse geçirmesin ama geçirip de sağlığına kavuşan iki gencimiz var şimdi. Onlar da tabii ki bu hastalığı şu anda yaşamakta olanlara hem biz şifa dileyelim hem de eminim onlara umut olacaklar. Bu vesileyle kendilerine davet etmek istiyorum. Seda Belgin ve Ahmet Demir geliyor. Hocam dilerseniz ortaya doğru geçelim. Ayakta onları ağırlayalım. Buyurunuz. Hoş geldiniz. Maşallah. Nasılsınız? Heyecanlı mısın? 20 dakikadır orada bekliyorsun. Evet. Ya, biz birazcık daha şöyle açıkta duralım size karşı. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Hoş pırıl pırılsınız maşallah. Ne kadar güzelsiniz. Öncelikle sırayla dilerseniz lösemi ile olan hikayenizin başına dönelim. Neler yaşadınız? Tabii. Ben lösemi ile 2011 yılında tanıştım. Yani hasta olduktan sonra hastane ziyaretine gelmişlerdi. Orada tanıştık. Sonra kaydım gerçekleşti. İşte 9 senedir maddi manevi her türlü desteğini aldım. Şimdi de bu hastalığa ilk ne zaman yakalanmıştın? 2011 hangi senesinde. Hangi belirtilerle? Grip olmuştum. Evet. Yani grip sanıyordum. Evet. Ama işte ateşim oluyordu, sürekli böyle halsizdim. Sonra doktora gittim artık bir hafta sonunda. Doktor ailemle birlikte gelmem gerektiğini söyledi. Anlamış, şüphelenmiş. Hı hı. Sonra ailemle birlikte gittim. Bizi işte biz köydeydik. Merkeze yönlendirdi. Hı hı. Orada merkezdeki doktor işte hemen tahliller, kan tahlili, ultrason falan çekildi. Sonra tedavi gördüğüm hastaneye yönlendirildi ve 2 gün içinde teşhisim konuldu. Konuldu. Sonrasında nasıl bir tedavi süreci geçirdin peki? Sonrasında kemoterapi almaya başladım hemen bir hafta içinde. Bir yaklaşık bir sene kadar hastane yatışıyla beraber tedavi oldum. Kemoterapileri aldım. Bir sene sonunda iyileştim ve ayaktan tedavilere başladım. Evet. Şimdi çok iyi görünüyorsun. Çok iyiyim, evet. Tamamen atlattın diyebiliyoruz, evet, değil mi? Evet, atlattım. Artık sadece aferin kontrollere sana. Gidiyoruz. Kontrollere evet. gidiyorsun. Harika. Senin de hikayeni dinleyelim birazcık, evet. Ahmet'ciğim. Ben kaç yaşındasın Ahmet? Ben 18 yaşındayım. Ya. Geçen sene, daha doğrusu 1,5 sene önce hastalığa yakalandım. Hastalığımın belirtileri ise kulak ağrısıyla başlamıştı. Allah Allah. Kulak ağrısı, baş ağrısı ve diş ağrısı üçü birden etki etti. Ben de artık dayanılamaz bir hale geldiğinde hastaneye başvurdum. Ailenle birlikte herhalde. Aynen öyle. Hı hı. Hastaneye başvurdum. Hastaneye başvurduktan sonra gerekli tetkikler sonucu bende bir kitle olduğunu öğrendik. Bu kitlenin iyi huylumu, kötü huylumu öğrenmek için biyopsi yapılmasına karar verildi. Biyopsi sonucu maalesef kötü huylu olduğunu öğrendik. Hı hı. Ve tanımın nozofarenk SA, yani nozofarenk kanseri olduğunu öğrendim. Belirli bir tedavi sürecinden geçtim. Neler hissetmiştin o zaman? O zaman neler hissetmiştim? Daha neyin ne olduğunu bilmediğim için, o zamanlar kanser nedir, nedir ne değildir bilmediğim için gerçekten hiç tarifsiz bu duygu hissetmiştim. Yani çok üzümlenmiştim, evet. Nasıl başaracağım? Ama hiçbir zaman vazgeçmedim. Savaşarak bu savaşı geçen sene 7 Kasım'da yendim ve sağlığıma kavuştum. Aferin sana. Ya çok güzel, harikasın. Hocam tabii ki yani kimsenin başına gelsin istemiyoruz ama buradan tabii ki uyarmak görevimiz. Onu tabii. Sizden rica edeceğim. Böyle bir hastalık tesisi konulduğu zaman işte karşımızda 2 tane gencecik bu hastalığı atlatmış kişiler var. Dolayısıyla onlara ne söylememiz gerekiyor aslında? Umut verme açısından. Sonuçta bu hastalık tedavi edilebiliyor. Şimdi bu hastalıklar tedavi edilebilir hastalıklar. Her ikisi de tedavi edilebilir. Zaten kanser diye biz adı kötüye çıkmış bir kere ama evet. insanlar çok korkuyor. Onun da %60'ı 70'i tedavi edilebiliyor. Sorun uzun süre bir şikayet olmasına rağmen o şikayeti göz ardı edip ya da dikkate almayıp, ciddiye almayıp beklemekten birazcık kaynaklanıyor. Her ikiniz de mükemmelen tedavi olmuşsunuz. Bir de eskisi gibi değil artık. Lösemi eskiden bizim için biraz korkulan bir tabloydu. Bugün artık geldiğimiz noktada herhalde yüze yakın tedavi ediliyor, biliyoruz ki bazı grupları. Nazofarenk karsinomu aslında geniz bölgesi, şu burnun arkasındaki kalan bölge. Oradan herhalde kulağa vuran bir ağrı nedeniyle siz başvurmak zorunda evet. kaldınız. O da mükemmelen tedavi ediliyor. Ortak noktalardan bir tanesi virüslerin bir ilişki içerisinde olduğunun görülmesi. Evet. Siz ileride sorun yaşamadan devam edeceksiniz. Ama İnşallah. Şu gösterdiğiniz tablo için ben özellikle müteşekkirim. Çünkü insanlara umut olmak adına bizim çok böyle lek lek konuşmamız bir şey ifade etmiyor. Benim
kendim konuşmam bir şey söylemiyor. Sizi evet. gördükleri zaman ama kesinlikle. İnsanların içinde umut, bağır açılıyor. Umutlar yeşeriyor. Sevgili Ahmet, neler söylemek istersin son olarak? Bu zorlu dönemlerde kimlerden en çok destek aldın? Bu zorlu dönemde en çok LÖSEV'den ve ailemden çok destek aldım. Yani LÖSEV bizlere maddi olarak, manevi olarak desteğini sağladı. Yakınlarım da sağ olsunlar desteklerini esirgemediler. Onlara çok teşekkür ediyorum. Ay harikasın. Sedacığım sen neden söylemek istersin? Ben de aynı şekilde ailemden çok destek gördüm, yakınlarımdan. Tabii ki de LÖSEV ailemden de aynı şekilde. Bu zamana kadar her zaman yanındaydı. Şu anda biz onların yanındayız. Tedavi gören kardeşlerimize destek olmak için. Evet. Eğitimleriniz de devam ediyor. Evet, evet, evet. Hayalleriniz gerçek olsun inşallah bundan sonraki hayatınızda demek istiyorum. Seda ve Ahmet'e bir alkış rica ediyorum. Doktor Yavuz Dizdar hocama bugün yayınımıza katıldığı için ayrıca teşekkür ediyorum. Hocam ağzınıza sağlık. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Konuklarımı uğurlarken ben hemen bir diğer konuğumu davet etmek istiyorum. Göz sağlığı ve hastalıkları uzmanı operatör Doktor Sinan Göker hocam geliyor. Hocam nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi diyelim, iyi olalım hocam diyorum. Ve ilk olarak dilerseniz akıllı mercekle başlayabiliriz. Akıllı mercek tamam. Tam olarak ne demek hocam? Bize bir açıklar mısınız? Şimdi akıllı mercek, akıllı lens. Bu son zamanlarda göz tedavileri konusunda aslında en popüler olanlardan bir tanesi. Bir de lazer var. Çünkü çok sıklıkla kişiyi ilgilendiren bir şey. Akıllı lens... Aslında göz katarak ameliyatı, katarak ameliyatı sırasında göz merceği değişiyor ve bu değişen göz merceği yerine eskiden tek odaklı göz mercekleri vardı veya lensler vardı. Hı hı. Hastalar yakını okumak için okuma gözlüğü kullanıyordu. Hala da bir grup ameliyat öyle oluyor. Ancak çok odaklı göz içi lensleri çıktı. Evet. Aşağı yukarı 15-16 sene önce, ben de 14 sene önce başladım uygulamaya. İlk başta çıktığında biraz sıkıntılar vardı. Fakat yavaş yavaş bunlar giderildi. Son 2-3 senedir teknoloji çok ilerledi. Ne noktaya geldik hocam? Hasta memnuniyeti çok yüksek. Bunlara son birkaç senedir akıllı lens de deniyor. Aslında çok odaklı göz içi lensi. Bu sayede hastalar gözlüksüz yakını görebiliyor. Evet. Bir kere yakın görme kapasitesi çok arttı. Eskiden mesela çok küçük yazarı göremiyordu hastalar ilk lenslerde. Şimdi bu son teknoloji lenslerde ilaç prospektüslerini okutabiliyoruz. O noktaya geliyorlar. Bu bayağı iyi bir nokta yani. Normal şöyle okuma mesafesi. Gece ışık yansıması çok vardı ilk lenslerde. O çok azaldı. Şu anda yani her hastada yok. Bazı hastalarda ve çok az miktarda oluyor. Görüyoruz. Olan da 6 aydan sonra çok azalıyor. Herkes ameliyat sürecini merak ediyordur hocam. Nasıl geçiyor ameliyat süreci? Bir de bunun bir gelişme daha var. Tabii. Bu normal okuma mesafesinin dışında trifokal dediğimiz yani 3 odaklı lensler çıktı son olarak. Ben de işte 2 yıldır kullanıyorum bunları. Trifokal lenslerde orta mesafeyi de görebiliyoruz. Yani şimdi bir normal okuma mesafesi, rahat herkesin tuttuğu aşağı yukarı 30-40 santim. Bunu görüyor hasta. Sonra 2 odaklarda... Bu daha biraz daha uzadığı orta zaman mesafeye. Odak, orta mesafeyi göremiyorlar. Ondan sonrasını tekrar görüyorlardı. Uzak. 3 odaklılar da evet. Bu da bazı sıkıntılar yaratıyor. Bazı kişiler mesela bilgisayarı biraz daha uzaktan çalışıyor. O zaman onu 2 odaklılar göremiyor. Dolayısıyla veya ne bileyim markette işte ya da bir raftaki bir şeyi uzaktan okumak istediğinizde o orta odağa giriyor, okunmuyor. 3 odaklı lenslerde bunlar da okunabiliyor. Dolayısıyla... Biraz daha kişinin kendi orijinal mercek odaklarına yaklaştık diyebilirim. Çünkü ya hiçbir zaman tam o seviyeye gelemedi. Çünkü mesela 18 yaşındaki bir insanın kendi lensi aşağı yukarı şöyle 20 santimden başlar odaklamaya. 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70 gider. Hiç kesintisiz bir şekilde. Çünkü gözün içindeki kendi lensimiz... biz fark etmeden çok hızlı bir şekilde odakları hemen ayarlıyor. Şimdi biz bunu 3 odaklı artık yapabiliyoruz. Ama 3 odakta normal insanların günlük ihtiyaçlarının... Yeterli bir odak sayısı yani bence. %99'unu karşılıyor diyeyim. Çünkü şimdi kimse böyle okumuyor mesela. Yani zaten herkesin bir okuma odağı var. Bir de orta mesafe var en belli başlı. Kullanılan. O daha da az ama kullanılıyor. Bir de uzak var yani. Dolayısıyla bu hemen hemen %95'ini kapsıyor.
Dolayısıyla bu bayağı iyi bir gelinen bir yer. Bundan sonra yani bazı hastalar soruyor, doktor bey acaba biraz daha beklesem bu lensler daha da iyi gelişir mi diye. Ki gelişir hocam herhalde. Mutlaka gelişiyor tıp tabii, ama gelişeceği bir yer artık olgunluk dönemine geldi diyorum ben. Çünkü hani gelişebileceği çok az bir şey kaldı. Evet. Çok yani da fazla beklemenin manası yok. Belki bu ışık parlama olayını biraz daha hani halledilebilir. Çünkü aynen, sonuçta sentetik bir şeklini değiştirmeyen bir lens var orada. Dolayısıyla belki ileride şeklini değiştiren lensler de yapılacak. Çok kim ileride. Kendi kim kendine bilir, zoom yapan falan. O zaman belki daha iyi olur da daha çok var tabii. Peki ameliyat sürecinden biraz bahsedelim. Şimdi ameliyat süreci bildiğimiz normal katarak ameliyatı. Şimdi katarak ameliyatı olduğu için böyle 45 yaşın üzerindeki kişilere yapıyoruz. Çünkü yakın problemi 45'te başlıyor. Dolayısıyla katarak ameliyatta nispeten lazere göre daha ağır bir ameliyat. Yani çok ağır demeyeyim de daha büyük bir ameliyat. Çünkü gerçek ameliyathanede yapıyoruz onu. Evet. Ama ameliyat 10 dakika sürüyor. Çok kısa. Yani gerçek hani benim ameliyatım 6-7 dakika sürüyor ama hastanın hani odaya girip çıkması 10-12 dakika. Damlayla uyuşturuyoruz. Hiç ağrı yok. Ağrı hakikaten hiç yok. Hiç yani yok. Lazerden bile daha az. Çünkü bir de ekstra damardan hem sakinleştirici hem ağrı kesici veriyoruz. Hasta bir de çok çok da rahat oluyor. Yani hastalar onu bir de retrograd amnezi dediğimiz geri doğru unutturuyor. Oradaki olayları hastalar yani ameliyatı hatırlamıyorlar. Yani güzelmiş bayağı. Bazen hastalar diyor ki doktor bey benim ameliyatımı siz yapmadınız diyor. Enteresan bir şeymiş. Bir sürü konuşuyoruz hastayla falan unutuyorlar. Dolayısıyla çok kolay, ağrı yok, 10 dakikada bitiyor. Sonra birer birer yapıyoruz sırayla, yani ikisi aynı gün olmuyor. Sonra bantla kapatıyoruz, hasta eve gidip dinleniyor. Ertesi günü bize kontrole geliyor, bandını açıyoruz ve hemen görmeye başlıyor ve normal günlük yaşamına dönebiliyor ertesi günü. Ameliyattan sonra da eve gittiğinde de ağrı yok. Ve ertesi günü yani sokağa çıkabilir, işe gidebilir. Birazcık çok hafif bir bulanıklık oluyor ilk gün. İkinci günü o da geçiyor. O da geçiyor oluyor. Ameliyatlarınızdaki başarı oranlarından biraz bahsedelim mi? Sonuçlar ne kadar başarılı hocam? Şimdi başarı oranından neyi kastediyoruz? Mesela kişilerin yakını uzağı gözlüksüz görebilme oranı bir kriter olabilir. Ya da sonunda bu, ne kadar mesela kaç kişi de görülüyor mesela sonunda az da olsa bir numara kalma ihtimali? Şöyle %10 hastada, %10-15 hastada geriye bir numara kalıyor. Küçük miyop, hipermetrop, astigmat kalma ihtimali var. Çünkü bu gözün içine koyulacak lenslerin numaralarını özel bir ultrasonik bir ölçüm yapıyoruz. Onu bilgisayar hesaplarına koyup öyle hesaplıyoruz. Bu bilgisayar hesap formüllerde ortalama insana göre ayarlanmış. Dolayısıyla bazı insanlarda sapma oluyor. %15 diyelim. Şimdi ne oluyor? Biraz mesela miyop kaldı. 0.75. Bu kişileri multifokal odak merceklerde çok etkiliyor. Yani böyle iki katı, 1.5 gibi etkiliyor. Ve kişiler şimdi gene yakını biraz daha görüyor ama hadi uzağı göremiyor. Veya hipermetrop kalmışsa hem uzağı hem yakını göremiyor. Yani 0.75 bile çok rahatsız ediyor. Doğru. Onun için yani benim elim altında lazerde olduğu için aynı zamanda lazerci olduğum için yani 0.50 kalan hastalarıma dahi tekrar lazerle sıfıra çekiyorum. Sıfıra çekiyorsunuz. 3 ay geçtikten sonra. O zaman hasta memnuniyeti gerçekten çok yüksek oluyor. Çok fazla oluyor. Yani tabii iyi lens, kaliteli lens kullanmanız lazım. Cerrahinin çok iyi yapılması deneyimi lazım. Deneyimi çok önemli aynı zamanda. Yani en ufak böyle ufak tefek astigmatlar, kişiyi rahatsız edecek işte kuruluklar falan onların çok iyi hepsinin tedavi edilmesi lazım. Bunların hepsi tam yapılırsa, iyi lens kullandınız, numara sıfıra çok yakın oldu. Diğer bütün problemlerini çözdünüz hastanın. Hakikaten hasta memnuniyeti çok yüksek bir ameliyat. Yani hastalarımın çoğu bana doktor bey ben tekrar yeniden hayata doğmuş gibi oldum diyor. Çünkü bu yakın gözlüğü hakikaten zor bir şey. Yani özellikle bu akıllı telefonlar çıktıktan sonra şimdi normalde yakına okurken o gözlüğü takıyorsunuz. Tabii. Uzağa bakarken çıkartıyorsunuz. Şimdi cep telefonu
yani günde kaç kere bakılıyor. Her cep telefona baktığınız zaman tak çıkar, tak çıkar. Evet. Ya burnunuzun üzerinde duracak. Yukarı bakınca uzağı görüyorsunuz. O da çok sevimsiz bir görüntü. Evet. Bayanlar hiç sevmiyor, erkekler de sevmiyor. Yaşlı bir şey yaşlı yaratıyor bir değil mi? Yaşlı bir imaj veriyor. Evet. Ya da multifokal gözlük kullanacaksınız. Çok odaklı, uzak yakın ayrı. Onların da kullanması çok zor ve görme performansı çok düşük. Yani sürekli başınızı şu şekilde hareket ettirmeniz lazım odaklayabilmek için. Evet. Bir de robot gibi onların yan tarafları boş, gözük göstermiyor. Sürekli robot gibi böyle başınızı baktığınız yere çevirmeniz gerekiyor. Yani gözünüzü böyle yan çevirip bakınca bulanıyor. Dolayısıyla bu o teknoloji değil tabii lensteki. Çok daha kolay alışılan hemen ertesi günü hasta alışma problemi yok. Yani görmeye başlıyor. Başlıyor. Kataraktın tek tedavisi ameliyat mıdır? Evet, kataraktın tek tedavisi ameliyat. Yani çok böyle kataraktı önleyen bir takım damlalar falan gibi piyasada şeyler var. Kesinlikle hiçbir işe yaramıyor. Şu anda tek tedavisi cerrahi. Cerrahi. Peki hangi hastaya hangi mercek uygundur? Mesela bunu nasıl belirliyorsunuz? Çok ciddi bir kişiselleştirilmiş tedavi karşımıza çıkıyor. Şimdi şöyle, kişilerin göz bebeğinin büyüklüğü çok önemli. Çünkü bu göz bebeğin büyüyüp küçülmesiyle çalışıyor bu mercekler. Dolayısıyla mesela ışık olduğunda göz bebeği küçülüyor, karanlık olduğunda göz bebeği büyüyor. Dolayısıyla hani parlayacak bir lensi göz bebeği büyük olan veya çok gece araba kullanan kişilere takmamak gerekiyor. Bir de mesela daha önce lazer olmuş kişilere bu merceği takabiliyoruz ama daha önce çok yüksek numaralı bir lazer yaptıysak mesela 10 numara miyop tedavi ettik veya 7 numara hipermetrop tedavi ettik. Bu kişilere 2 odaklı lens daha uygun olur. Uygun 3 olabiliyor. Odaklı çok fazla odak oluyor. Biraz görüntüler karışabiliyor. Yani, yani o zaman 3 odaklı mercekleri mesela her görme kusuru olan kişiye uygulanır diye bir şey yok. Şimdi şöyle. Ya da uygulanır mı? Tabii yani çok eskiden yüksek numaralı lazer yapılmışları olmuyor. Bir de 40 daha gençlere yapmıyoruz. Yani gözünde katarak yoksa ve yaşı da 45'in altındaysa yapmıyoruz. Yapmıyorsunuz. Yani doğru değil, etik değil bence. Çünkü çünkü aynı numarayı lazerle düzeltebiliyoruz. Yani lazer göz dışı bir tedavi. Yani korneye yapıyoruz. Bu sapasağlam saydam bir lensini sırf lazerle düzeltebileceğimiz bir numara var ki bir teknik varken niçin lensi alalım yani? Bu sentetik bir lens takalım. Hiçbir zaman kendi orijinal lensi gibi olmuyor tabii ki o. Kimlere uygulanamaz diye baktığımızda mesela göz arkasında, damarlarda veya işte retinada problemi olan kişilere takabiliyor musunuz? Evet, onlar takamadığımız bir grup. Eğer retina yani görme potansiyeli düşük mesela %50 görebiliyor. Çünkü retinasında bir problem var veya korneasında bir problem var. Ya bu kişilere takmak istemiyoruz. Mesela en erken katarakt kaç yaşında başlıyor? Önümde şöyle bir soru var, biraz şaşırdım. 25 yaşındaki bir kişide de katarakt başladı fakat numarası lazere uygun değilse o zaman onunla da mı 3 odaklı mercek uyguluyorsunuz? Tabii yani numarası lazere uygunsa bile gene akıllı lens takıyoruz. Katarakt varsa bir kere akıllı lens takılıyor. Kataraktın o yaşlarda olma ihtimali? Var, nadiren başladı yani 20 yaşlarda artık. Nasıl daha sık ya? Görmeye başladı. Valla yani geliyor kontak lens numaram bozuldu mesela ilerledi diye geliyor. Abi bakıyoruz işte 24 yaşında bir bayan katarak başlamış. Yani diyorum size katarak başlamış lazer olamazsınız çünkü başka bir yöntem gerekiyor. Nasıl olur doktor bey annem evet, de yok yani babam da yok olur, dedem de yok bende nasıl olur? Valla bu işte toksik çevre faktörleriyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani hava kirliliği. Çevresel faktörler tetikliyor olabilir değil mi hocam? Kesinlikle. Yani yediğimiz gıdalar yani şu mesela plastik şeyler bile şimdi yeni çıktı. Mikroplastik denen bir durumlar evet, var. Evet, evet. Yani bebeklerde bile. Gözle görülmeyen değil mi? Gözle görülmeyen kanında bebekler bu içtikleri biberonlardan mikroplastik dolaşıyor kanlarında. Yani. Evet. Bunun gibi yüzlerce toksik madde var yani. Mesela bu mercek göze uygulandıktan sonra göze uyumaması veya ne bileyim kişinin konforunun yerinde olmamasından sonra ne bileyim bir değiştirme durumu oluyor mu hocam? Böyle bir şeyle karşılaştınız mı hiç? Valla ben bir hastamda yaptım. İki odaklı bir lensti. 10 sene önce oldu yani. Ama yani doğru iyi lensi hastayı da iyi seçerek takarsanız genellikle böyle bir şey olmuyor. Onun dışında pek yani binlerce yaptım olmadı. Ama
bu tür hastalar var. Bana da mesela başka yerlerde takılmış lensler var. Hasta memnun değil. Hiç memnun değil. Yani ben böyle yaşayamam diyor. Mecburen onu değiştiriyoruz yani. Yani böyle bir alternatif ama var elinizde. Ama değişmek için de 6 ay, 1 sene gibi bir süre lazım. Yani daha uzun bir süre geçerse değişmiyor. Yani onu doğru zamanda karar vermek zamanı lazım. Zamanı da önemli. Çok da fazla ertelememek lazım. Hmm. Doktorlar bu merceği kendine uygulamıyor. Kendileri gözlükle geziyorlar diye bir söylenti var hocam. Ne diyeceksiniz? Şimdi lazer için de öyle bir şey vardı. Ben yani çok sayıda doktor, yani belki her hafta yani ameliyat listemde bir doktor var zaten. Ama göz doktorlarına da yaptım. Hatta ne bileyim retinacı, profesör, onlara da yaptım. Mikrocerrahlar, genel cerrahlar çok yapıyorum. Bu çok odaklı merceği de çok sayıda diş hekimlerine mesela çok yapıyoruz. Çünkü onlar böyle hep yakından ince iş yaptığı için. İşler yapan herkes için geçerli herhalde, evet. Söylediniz. Bir minik devam edeceğiz hocam. Kısa bir ara vereceğim. Aradan sonra yine buradayız. Evet, Çağla'yla yeni bir günün yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son sözü Sinan Göker hocama bırakmak istiyorum. Sonuç olarak bu akıllı lensler gerçekten çok yüz güldürücü bir hale geldi. Ve akıllı lens kullanımı ihtiyacı da çok arttı. 45 yaşın üzerinde yakın veya uzak veya uzak yakın problemi olan herkese rahatlıkla uyguluyoruz çok sıklıkla. Peki, çok çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz değerli bilgiler için. Yayınımızın da sonuna geldik efendim. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Kendinize lütfen çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.